Hatta grup başkan vekili. Tabii. Eğer ona bakarsanız İmamoğlu'na göre daha çok sıfatı var parti açısından. Yani parti olarak, partili açısından daha çok sıfatı var. Hani o İmamoğlu söylese derlerken grup başkan vekili, CHP'nin hani grup başkan vekili parti adına konuşuyor falan dersiniz. İmamoğlu hangi sıfatla konuşuyor? Biz burada dilimizde tüy bitiyor 3 aydır 4 aydır diyoruz ki kardeşim Özgür Özel emanetçi başkan, İmamoğlu arka planda esasında her şey, yani esas o, bir de karşıda Kılıçdaroğlu'lar ve işte bir de ortacılar ya da işte ikisi arasında kalamayanlar var, üçe bölünmüş durumda. Bu 1 Nisan'dan sonra bu hani çıkacak ayyuka ve her türlü, ki zaten çıkıyor işte. Yani Tuncer, Özel, Tugay arasında, işte diğer başkanlar arasında bilmem ne. Muhittin Başkan dün işte 500 bin kişiyi yok saydılar, 500 bin kişiyi işte yapmadılar, gittiler. Seçime 23 gün kalmış. Aday belli, artık çalışıyor. Muhittin Başkan diyor ki hala ithal aday vuruyor. Keşke o 500 bin tane adamdan bir tane adam bulamadınız mı diyor. Bakın yani işte açılış mı vardı? Ne zannedim, evet. Orada konuştu. Hatta Hakan Bey de teyit etmiş. Ben dedim hani bu yarın hani bunu konuşursak şey olur. Belki yani ben öyle demek istemedim diyebilir. Hayır, öyle demek istedim demiş. Bunu söyledim. Yani bu kadar artık ayyuka çıkmış durumda. Yani düşünsene, mevcut başkan CHP'li iki dönem de yapmış bir de. Yani üçüncü dönem seçilmedi. Hadi diyor ki hadi beni vermediniz. O zaman niye Bornova'dan bir tane birisini getirdiniz buraya diyor. Ki Muhittin yani, Bey böyle siyasi aslında şeylerin içinde evet, girmez, olacak. Evet, girmez. Yani genelde de hani geri planda kalır bu tür kavgalarda veya çok şeylerde. Çok yükselmiş olması lazım. Evet, yani düşünün şimdi 23 gün kalmış diyor ki 500 bin taneden bir tane diyor bulamadınız diyor 500 bin kişiden. Hani kendi aday adayı ki 20 tane falan da, hadi 20 taneyi boş verirdiniz diyor. 500 bin kişiden birini bulamadınız, gittiniz diyor. Bornova'dan getirdiniz. Şimdi yani onu demek istiyor. Şimdi bu kavga değil mi? Bunu ben mi söylüyorum? Bunu Muhittin Bey söylüyor. Yani sizin iki dönemdir belediye başkanınız olan kişi söylüyor. Şimdi biz bunları söylediğimizde şey oluyor. Ama efendim işte onlar CHP'ye vuruyor. Neymiş? AK Parti yanlısı varmış. Ya geçin bunu ya. Ben sizden daha çok CHP'liyim, eğer CHP'likse yani. Çünkü ben doğru adına hareket ediyorum, siz çıkar adına hareket ediyorsunuz. Ya kendi çıkarınıza, kendi işinize gelen adına hareket ediyorsunuz. Ben ise tam tersi. Ya benim de tabii gönlümde bir şey var ama ben siyasallaşmıyorum. Ben doğruya doğru eğri eğri demek istiyorum. Yanlış yaptınız. Helin Hanım'a da yazık. Bakın yani Helin Hanım baktığınızda diyorum ya, background olarak şey olarak bilmem ne, o koltuğu hak eder mi? Hak eder. Hatta belki de çok da başarılı olabilir. Çünkü İzmir'in kendi sorunları için sokakta tabii geçmiş birikimine baktığınızda, yani donanımına baktığınızda belki de çok başarılı olacak. Ama yazık ediyorsunuz böylece işte. O insana da şey veriyorsunuz. O insan, ha bak bu şeyi taktılar ya, ithal aday şeyini. Bir dahaki dönem hani derim oturdu koltuğa. 5 yıl da geçti. Bir dahaki dönemde aday gene olacak. Gene aynı şey diyecekler. İtalya aday diyecekler, biliyor musunuz? O bir kere o artık yapışır diyor. Tabii yapıştı. Halbuki 5 yıldır orada görev yapıyor olsa da diyecekler. Evini oraya taşısa da diyecekler. Çünkü o yapıştı artık. Bu Helin Hanım için de yazık. Yani diyor tamam güzel 9 tane kadın işte aday gösterdik, seçilecek yerden gösterdik. Hepsi donanımlı, hepsi genç, hepsi işte bilmem ne. Evet, amenna. Bornova'da yapsaydın abi. Niye geldi gittin oraya? Ha niye yapamadın onu da söyleyeyim. Çünkü Bornova ilçe başkanı ağır bastı. Ağır bastı. Ömer Ekşi'yi de onun şeyi desteklediği kişi. Ömer Ekşi hayır, ya Ömer Ekşi olur ya bilmem ne olur. Ne bir şekilde ağır bastı. Ömer Ekşi oraya olunca Helin Hanım da kafada. Ne yapalım? Bornova'ya veremedik. Karabağlara verelim. Ömer Bey de hak hukuk mücadelesi güden, sendikayla çalışan. Tamam işte hayır ben evet. Ayıp şey bu ama işte Ömer Bey'e de şey ya diyorum ya, yani ata şeyde, genel merkezde, ata bu adaylarda değil. Bu adaylar dedi, aday adaylar dedi. Ata genel merkezin davranış şeklindeydi. Neyse bu artık hani evet. Bunu tartışmanın da bir anlamı yok da. Ama Muhittin Bey de hani Kıvılcım şu anda bir ateş var ya, ateşe bir hararet verdi yani Muhittin Bey de. O da bir hararet verdi. Peki şimdi yavaş yavaş noktalamamız evet. Gerekiyor.